İzleyenler, Çalışma Masamın bu haftaki konuğu bir müzisyen, koro şefliği, orkestra şefliği yapmış, bunu henüz sürdüren bir sanatçı Oskay Hoca. Oskay Hoca'yla tabii kendi sanat serüvenini konuşacağız. Öncelikle teşekkür ediyoruz, bize zaman ayırdınız. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim, beni böyle değerli bir programa davet ettiğiniz için, sohbetinize kattığınız için çok teşekkür ederim. Dilerseniz biraz tanımayan varsa, Oskay Hoca kimdir? Çok kısa bir şekilde anlatabilir misiniz kendinizi? Ben dört kardeşin ikincisiyim. Dört kardeşin üç tanesi müzikle uğraşmış. Konservatuvar mezunu bir ailenin çocuğuyum ben de. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okudum. 1985 yılında oradan oboa bölümünden mezun oldum. Yani benim esas çalgım oboa üzerine eğitim gördüm. Daha ilerleyen yıllarda kendimi geliştirerek bazı bestecilik, düzenleme, işte koro şefliği, orkestra şefliği ile kendimi geliştirdim ve bu alanda da çalışmalarımı hala da sürdürüyorum. Ülkeme bu şekilde müzik alanında katkıya da bulunmaya çalışıyorum. Evet, tabii bir aileden üç müzisyen, evet. Üçü de eğitimli müzisyenler. Siz ikinci kardeşsiniz konservatuvara giden. Müziğe ilgi nereden doğdu? Kardeşinizin, abinizin konservatuvara gitmesi miydi birinci iletken? Yoksa daha genç yaşlara mı dayanıyor müziğe oluşan ilgi? Aslında bu annemle babamdan da geliyor. Annem ve babam müziği çok seviyor. Hatta babam korolara katılıyordu. Korolarda şarkı söylüyordu. Annem de müzik dinlemeyi çok severdi. Evde şarkı söylerdi. Konservatuvara gitmeden önce ben zaten özel müzik dersi alıyordum. Gitar dersi alıyordum. Kardeşim Ali de, o da piyano dersi alıyordu. Yani konservatuvar öncesi öğrencilik dönemimizde müzik çalışmalarımız olmuştur. İlk olarak tabii kardeşim Ali konservatuvara gitti. Ardından ben ertesi yıl gittim. Benim ardımdan kardeşim Tanju konservatuvara gitti ve böylece bu müzik yaşamımız başlamış. Konservatuvara gitme kararını hangi yıllarda verdiniz? Yani hangi yaşlardaydınız? Tamam, gitar dersi alıyordunuz ama yani bu benim ömür boyu sürdürebileceğim hem bir meslek hem bir sanat olarak yaşamımın parçası yapacağım bir alandır dediğiniz yıllar hangi yıllardır? Ben 1977'de yani ortaokulu bitirdikten sonra konservatuvara gittim. Aslında konservatuvar ilkokuldan başlıyor. Hı hı. Yani kardeşim Ali de ortaokulu bitirdikten sonra gitti. Hatta birlikte gidecektik fakat babam annem orada ne olduğunu tam bilmediklerinden dolayı sen de ortaokulu bitir ve öyle git dediler. Hı hı. Halbuki bir yıl daha önce gitsem belki bir yıl kazanırdım ama bunu şöyle kapattım. Konservatuvar 10 yıldı ve konservatuvarda sınıf atlama şansı vardı. Hı hı. Ben de ilk yıllarda daha önce söylediğim gibi ortaokulu bitirip gittim. Tekrar 3 yıl ortaokul okudum orada. Ama bu dönemde o kültür derslerinden, matematik falan tarzı derslerden sorumlu değildim. Evet. Dolayısıyla bol bol çalışma vaktim oldu ve çalgımda bayağı bir ilerledim. Ve ara ara 2 yıl sınıf atlayarak 8 yılda konservatuvarı bitirdim. Dolayısıyla böylece o açığı bir nebze olsun yaş olarak kapatmış oldum. Tabii o yıllarda daha kurumsal müzikle uğraşan Kıbrıs'ta yapılar yoktu ve o dönemlerde konservatuvardan mezun olanların birçoğu Türkiye'de kalmayı tercih ediyordu. Sizi Kıbrıs'a dönmeye teşvik eden ne oldu? Burada aslında bizim gittiğimiz dönemde bildiğiniz gibi bir devlet senfoni veya filarmoni orkestrası vardı. Evet. Burada amatör koro ve orkestra çalışmaları
yapılıyordu. Biz de zaten onların teşviğiyle o dönemde de konservatuvar veya onların yardımıyla Ankara'da kurdukları konservatuvardaki bağlantılarla vasıtasıyla biz de oraya okumaya gittik. Yani okurken dönüp ülkeme bu sanat alanında hizmet vereyim şevkiyle mi okudunuz? O muydu? Yani kişisel kariyeriniz açısından orada evet. kalmak daha iyi bir alternatif miydi? Yoksa buraya dönmek için gittim. Dönmek o nedenle döndüm mü? Şimdi başta o düşünce aslında yoktu. Neydi? Yaşımız da küçüktü. 15 yaşındaydım evet. gittiğimde. Müzikle uğraşmaktı. Seviyorduk müziği. Kabiliyetimiz de vardı hepimizin. Yani öyle bir düşünce yoktu. Artık mezuniyet yılı yanaştığı zaman biraz artık düşünmeye başladık. Benim düşüncem tabii bizim aileye bağlılık da var. Hı hı. Dolayısıyla ülkemize dönmek birinci tercihimizdi. Hatta aslında bana orada operada bir iş teklifi var gibiydi. Yani, yani girsem girebilirdim ama biz buraya dönmeyi tercih ettik. Burada orkestramızı geliştirmeyi amaçladık. Onun için hepimiz genelde buraya döndük. Bizden öncekiler daha önce dediğiniz gibi çoğu yurt dışında kaldı. Zaten tek tük yetişenler vardı. Bizim gittiğimiz dönemde daha çok müzisyen yetişti, daha çok sanatçı yetişti. Hı hı. Bizimle beraber arkamızdan epeyce bir yetişmek üzere epeyce bir öğrenci konservatuvara geldi. Ama bizim yani tercihimiz dediğim gibi burada ülkemize katkıda bulmaktı. Zaten gelip vatanımı görevimizi yaptık. Hemen arkasından ben Devlet Senfoni Orkestrası'na girdim. Orada çalışmaya başladım. Aslında bu yönden şanslı sayılırsınız. Çünkü birçok sanat dallarında eğitim görenler Kıbrıs'a döndüğü zaman yaşamını sürdürebilmek için başka bir işle meşgul olmak zorunda kalıyor. Evet, kendi branşında bulamıyor. Evet, veya öğretmenlik yapıyor ama aslında ressamdır. Resmi eğitimle birlikte sürdürmeye çalışıyor. Sizin bu tarz bir ihtiyacınız doğdu mu? Yani müzik öğretmenliği yapıp geçimimi de kazanayım gibi bir durum oldu mu? Yoksa senfoni orkestrası yeterli oldu mu? Yani senfoniyle birlikte maalesef tabii ki o dönemde belki maddi açıdan çok yeterli dedi. Daha doğrusu zaten ben işe başlamadan önce bir grup kurmuştuk ve kaliteli bir otelde zaten müzik yapıyordum o dönemde. Bu çalışmamı da epey bir 5-6 yıl daha sürdürdüm. Onun dışında evde özel ders de verdim. Piyano dersi verdim. Hı hı. Konservatuvarlara veya müzik bölümlerine öğrenci yetiştirdim. Bir de bunun dışında benim 1987'de işe başlamamla birlikte Devlet Senfoni Orkestrası bünyesinde konservatuvar kurulmuştu 3 yıllık. Hı hı. Burada yetiştirdiğimiz öğrencileri 3 yıl sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na gönderiyorduk. Ve ben burada solfej öğretmenliği de yaptım aynı zamanda. Hem senfoninin korosunda hem orkestrasında görev alırken onun dışında bu solfej öğretmenliği de birlikte yetiştir ve öğrencileri yetiştiriyorduk. Yani müzik alanında yeni insanların yetişmesine de bir katkınız oldu ilk günden itibaren. Evet, evet. Aynı şekilde. Peki sonrasında nasıl gelişti? Yani yaptığınız sanatınız, Kıbrıs'ın sağladığı ortam sizi bir sanatçı olarak tatmin etti mi? Maalesef etmedi. Çünkü yani bizim konservatuvar mezuniyetimiz bir orkestra sanatçısı olmaktır. Fakat burada bildiğiniz gibi bir orkestramız şu anda yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni'de tam anlamıyla kurulmuştu. Hı hı. Bizim en büyük sıkıntımız Devlet Senfoni Orkestrası Korosu Müdürlüğü'nün bir yasasının olmamasıydı. Yasası olmadığı için kural gereği oraya başka kimse atanamıyordu. Yani en son ben atandım. Benden sonra başka kimse maalesef atanamadı. Çıkan yasalarla birlikte yasası olmayan müdürlüğe hiçbir zaman bir memur, bir sanatçı atanamazdı. Bizim de senfoni orkestrası bir tüzükle yönetiliyordu. Ve ben müdürlüğü devraldığım zaman bunun gelişmesi için epeyce uğraştım. 4-5 kez biliyorsun sürekli bakanlar değişiyor. Evet. Sürekli biri geliyor sizi anlıyor, biri geliyor anlamıyor. Sil baştan ve, baştan anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve kaç kez Devlet Senfoni Orkestrası'nın yasasını yaptık yaptık. Fakat bir türlü maalesef emekli olana kadar ben bir bu yasayı geçirmeyi başaramadım.
Çünkü karşımda genelde bu işi anlayan veya istemeyen mi diyeyim ya, bir dönemde biliyorsunuz. Fuzuli bir harcama olarak mı zaten görülüyordu? Zaten bir dönemde şey çıkmıştı, yani devlette artık müdürlük kurulmayacak diye bir yasa veya bir kural çıkmıştı. Dolayısıyla bizim senfonide bir türlü bu yasa o şeye takıldı ve maalesef geçemedi. Evet. Yani bunun son dönemlerinde Sayın Mehmet Ali Talat'ın Cumhurbaşkanlığı olduğu dönemde orada senfoni kurulma kararı almıştı ilk aslında. Ve ben de bir kurul oluşturarak o yasasını yaptık ve sunmuştuk Sayın Mehmet Ali Talat'a. Ama neydi? O da kadrolu bir şeydi. Ve Cumhurbaşkanı o dönem tabii bu konuyla ilgili biraz sıkıntı, bunu sözleşmeli yapamaz mıyız falan dedi. Dedik yapabiliriz yani eğer kadrolu olmayacaksa. Ama ondan sonra bildiğiniz gibi yine Cumhurbaşkanı değişti falan, öyle kaldı. Bir türlü gerçekleştiremedik. Daha sonra yaşam buldu. Yaşam buldu. Çok iyi oldu tabii böyle bir orkestra kazanması ülkemizin. Ya. Çok iyi oldu. Fakat Devlet Senfoni Orkestrası maalesef artık tükendi. Benimle birlikte zaten 3 kişiydi kadrolu. Ve diğer iki arkadaşım da artık herhalde bugünlerde ya emekli çıkıyor veya emekliliğini bekliyor onlar da. Peki sanat yaşamınızın aşamaları neler oldu Kıbrıs'ta? Dediğim gibi ilk yani 87... bürokrasiden bağımsız olarak devlet senfoni orkestrasından bağımsız olarak da kendi içinizde sanatınızın bir ivmesi oldu. Evet. Kendim. Bunları hangi aşamalarda değerlendirebilirsiniz? Evet, dediğim gibi 87 yılında senfoniye o bu öğretmeni olarak girdim. Aynı zamanda güzel sanatlarda solfej öğretmeni yaptım. Daha sonra ikisi ayrıldıktan sonra orada bir tek bir obo öğrencim olmuştu. Onu yetiştirdim. 3 yıl konservatuvara yolladım. Senfoni orkestrasının müdürlüğünü aldığım dönemde amatör koromu yurt dışına götürmeye başladım. Ankara'da korolar şenliği yapılıyordu. Bundan önce maalesef koro bir türlü o şenliğe katılamamıştı. Ben burada... Koro şefliği de o dönemde mi evet, başladı? Evet, o dönemde başladı. Orkestra şefliği dolayısıyla de o dönemde başladı. Dolayısıyla bir aşama aslında. Evet, bir aşama oldu benim için kendimi geliştirme adına. Orayı koromuzu götürdüğümüzde tabii bizden bir şeyler de götürmemiz lazım. Yani bir Kıbrıs halk müziğinden çok sesli. Pek fazla bir şey yoktu elimizde. Birkaç tane vardı ve bu dönemde kendim düzenlemeler yapmaya başladım. Yani her yıl gittiğimizde Kıbrıs'tan bir türkü de götürelim diye. Böylece bu alanda da kendimi geliştirmeye başladım. Daha sonra Lefkoşa Belediye Orkestrası var bildiğiniz gibi. Onunla birlikte orta çalışmalar yapmaya başladık. Ve böylece bu yönlerde de düzenlemeler, orkestra için düzenlemeler yapmaya başladım. Ve böylece kendimi bu yönde de geliştirdim. Yani gerek bestecilik veya düzenleme yapma, işte korolara... Önce düzenleme geldi, ardından mı beste aslında işi geldi yoksa ikisi paralel mi? Çok beste yönünde fazla çalışmam yok aslında. Daha çok düzenlemeler, onlar da bir yerde aslında besteciliktir. Yani bugün Türkiye'de de pek çok ünlü besteci bu çok ses türküleri alıp onları çok sesli hale getiriyorlar. Onlar da bir yerde yani bestecilik alanına yani giriyor. Dediğim gibi bu yönde de işte kendimi... Bu ihtiyaçlardan dolayı bayağı geliştirdim ve son dönemlerde yaptığım en önemli çalışmalardan biri zaten Otello çok sesli koromuz var Mavsa'da bildiğiniz gibi. Şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay. Onlarla birlikte çok güzel bir işbirliği yaptık. Onların da benden talepleriyle pek çok Kıbrıs türkümüzü ben koro veya piyano eşlikli koro veya obua piyano gibi eşlikli çok sesli koro düzenlemeleri haline getirdim ve bunu bir CD ve kitap çıkardık 10 tane türkümüzden. Şu anda da ikincisi için çalışmayı yapıyoruz. Yanılmıyorsam o koro yurt dışında da sahneler aldı ve çok beğeni, ödülleri de var. Bundan birkaç yıl önce yurt dışına gittik ve orada ikincilik ödülü kazandık. Halk türküleri seslendirme alanda çok sesli olarak tabii. Çok başarılı çalışmalar. Amatör bir koro ama çok başarılı ve güzel çalışmalar yapmaktadır. Geri dönüşümleri nasıl geliyor? Özellikle düzenlemeler, ilk kez düzenlemesini yaptığınız, çok sesli, koroya uygun hale getirdiğiniz bir türkü, bir alanda sergilendiği zaman, seslendirildiği zaman bunun geri dönüşümleri nasıl geliyor size?
mesela Korola şenliğine götürdüğümüz şeylerde beğeniliyor ve bizden notalar talep edilmesi bile bizim için çok büyük bir ileriki işler için tabii, önemli yani, bir teşvik oluyor. Önemli değil tabii mi? Ki mesela benden daha sonra Türkiye'de biliyorsunuz Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi var. Epeyce bir ilde bulunuyor ve bunlardan talepler oldu müzik öğretmenlerinden benden. Mesela kitaba basılmak üzere talep olundu. Daha geçenlerde tekrar işte şu türkünüzü dinledim dedi YouTube'da çok seslendirmiş olarak. Bunun notasını bana gönderebilir misiniz diye talepler oluyor. Evet. Bunlar tabii bizim için bir gurur kaynağı. Bizim amacımız zaten bu kültürümüzün dışarılarda da yayılması. Dolayısıyla bu dönüşümler bizi çok mutlu ediyor. Geriye dönüp baktığınız zaman hani şunu yapsaydım, şu içimde ukde kaldı dediğiniz bir şey var mı müzik yaşama açısından? Benim tek şeyim tabii ki senfonide çalıştığım yıllarda o dönemde keşke yani bir orkestrayı yani devlet bünyesinde o dönemde de oluşturabilseydik. Ben de o orkestrada obuamı çalabilseydim. Yani şu anda tamam belki şeflik yapıyorum koro veya orkestra şefliği ama ben de kendi bu çalgımı çok değerlendirmek isterdim daha fazla değil. Yani çaldım muhakkak solist olarak çok çaldım. Amatör olarak kurulan orkestrada da çaldım ama bir profesyonel orkestrada da obua çalmak isterdim. Tabii bu sizin dışınızdaki yetmenler nedeniyle gerçekleşememiş bir durum. En güzel şeyi de değerlendirdim aslında. Bunun dışında bilmem duyduysanız 2009 yılında Sayın Fikri Toros ve Osman Canko'yla bir araya gelerek Cypress Classica diye 7 kişilik bir grup oluşturduk. Bunun burada da tekrar bu Kıbrıs türkülerini ve oyun havalarını bu gruba göre çok seslendirerek pek çok konserler gerçekleştirdik. Burada da ben obua çaldım işte. Evet. Çok güzel çalma fırsatım oldu. Ve iki de CD çıkardık. Bunlar da ülkemiz için kalıcı ve bizim için çok önemli şeylerdi ve çok beğenildi. O dönemde konserlerimiz de çok büyük ilgi gördü. Bunlar da benim için çok önemli. Evet, çok günümüzde ne yapıyor Oskay Hoca? Şu anda emekli olduğum yıldan beri çalıştırmakta olduğum Lefkoşa Belediye Orkestrası'nın şefliğini yürütüyorum. Aynı zamanda bir yıldan beridir Mor Menekşe Çağdaş Kadınlar Derneği'nin Çağdaşlar Korosu şefliğini de yürütmekteyim. Onlarla güzel çalışmalar yapıyoruz. Orkestra şefliği ve koro şefliği. İkisi paralel yürüyebiliyor mu? Şimdi çalışmalarım çok yoğun değil. Lefkoşa Belediyesi'nin zaten çalışmaları belli. Sabahları oluyor genelde. Diğeri dernek olduğu için herkesin bir işi oluyor amatör arkadaşlar muhakkak ve onlar da gece gelebiliyor tabii. Dolayısıyla ikisine de rahatlıkla imkan sağlayabiliyor. Evet. Şu anda bir de yeni bir gelişme var. Şu andaki Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü Başkanı benim konservatuvardan çok değerli bir arkadaşımdır. Ve bir de Atakan Sar var bildiğiniz gibi çok değerli bir piyanist. Bu ikisi benden şey rica etti, solfej dersi, müzik bölümünde solfej dersi vermeye. Bundan da çok büyük mutluluk duydum böyle değerli arkadaşlarımın benden böyle bir şey talep etmesi. Çünkü biraz öğretmen sıkıntısı var anladığım kadarıyla, derslerde biraz yoğunluk var. Ben de seve seve kabul ettim. Kısmetse yeni bir soluk, yeni bir umut. Yani evet. Fazla belki bir dersim olmayacak ama gene benim için bir değişiklik olacak. O müzik bölümüne bir katkım olacak. Bundan dolayı da büyük mutluluk duymakta. Evet, bu sizden bir talep üzerine önünüze aldığınız, çalışma masanıza koyduğunuz bir iş. Ama bunun dışında Oskay Hoca olarak ben ileriki dönem içinde şunu planlıyorum, şunu gerçekleştirmek istiyorum dediğiniz şeyler var mı? Şu anda önünde olan programım bu biraz önce söylediğim gibi otelde çok sesli korosuyla birlikte o diğer ikinci CD'mizi veya kitabımızı tekrar gündeme getirmek, onu başarmak, yapmak şu andaki. Yeni düzenlemeler hedefim var mıdır? Evet, yani yine hedefimiz 10 tane türkü koymaktır. 6 tanesini hazırladım. Bunun dışında 4 tane daha tamamlamam gerekiyor ama bunun dışında da bazı arkadaşlarımdan bazı teklifler geliyor, yardımlar talep ediyorlar. İşte şurada şu korom var bana şunu düzenle, işte şurada şu var bana. Arkadaşlar da tabii kırmak istemiyorum. Şu anda bayağı bir yoğun bir dönem yaşıyorum. Şu anda en az böyle 4
Kore'ye veya dört yere düzenleme, yetiştirme çabasıyla uğraşıyorum. Bir türkünün çok sesli bir orkestra için veya koro için düzenlenmesi ne kadarlık bir süreç, nasıl bir efor, nasıl bir zaman gerektiriyor? Bu artık yapan kişinin kabiliyetine veya şeyine bağlı. Ayırabildiği zamana bağlı. Kafan biraz sakin olması lazım. Çünkü oturduğunuzda yani tek bir ses değil düşündüğünüz. Sen koroya dört tane ayrı ses düşünmeniz gerekiyor. Bunun piyano eşliğini yazacaksınız. Veya orkestra olarak yazdığınız zaman düşünün ki en az 10 tane 15 tane çalgıya ayrı ayrı şeyler düşüneceksiniz. Bu biraz vakit alıyor tabii. Evet. Bir de artık bir yayın süremizin sonuna doğru geliyoruz ama bu kadar hizmetiniz var müzik alanında ülkemizde. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kurulmasını önemli ve ciddi bir aşama, iyi bir nokta olarak tanımlıyorsunuz. Evet. Onun dışında ülkemizdeki müzik üretimini nasıl buluyorsunuz? Bu değerlendirmenizi de alıp öyle tamamlayalım programı. Yani dediğim gibi klasik müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gereğini yerine getirdiğine inanıyorum. Zaten ülkemiz böyle sık konserleri kaldırmıyor. Hı hı. Yani bu Türkiye'de bugün senfoniler her hafta sonu bir konser yapıyorlar. Ama orada nüfus var. Bizim nüfusumuz mesela her hafta veya iki haftada bir konser yapmayı bence pek yani kaldırmıyor. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanı Senfoni'nin haftada bir, ayda bir konser yapması veya bizler de Lefkoşa Belediye Orkestrası olarak mümkün olduğunca ayda bir konser gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve bunlar değişik bölgelere de tabii götürmek gerek. Yani Mausa, Lefkoşa olsun, Güzelyurt olsun. İlçelerde. Yani o, çünkü bir ay bayağı bir emek harcıyorsunuz sonuçta bu konserleri gerçekleştirmek İlgi için. İlgi ve katılım tatminkar mı? Yani dönem dönem bölgesine göre aslında değişiyor bazen. Genelde mesela Bela Pais'te gerçekleştirdiğimiz konserlerde orada festivallere genelde katılıyoruz. Orada çok büyük ilgi oluyor. Genelde salon doluyor yani. Mausa bölgesi orta diyeyim yani öyle çok aşırı büyük bir katılım maalesef orada olmuyor. Yani en iyi izleyici nerede? Lefkoşa mı? En iyi izleyici genelde Bela Pais'te yapılan şeydi. Ama orada da ne yazık ki yabancılar. Büyük çoğunlukla tabii. Ağırlıklı olarak ülkemizde yaşayan yabancılar bir ilgi yabancılar gösteriyor. Genelde neye bağlıyorsunuz? Klasik müziğe ilginin daha az oluşunu neye bağlıyorsunuz? Bu toplumun artık yetişmesi. Bir Avrupa'da bugün yani küçükten ve de kiliselerden başlıyor çok sesli eğitim. Yani orada çocuklar kiliselerde bile çok sesli müzikle uğraşıyorlar. Özel dersler alıyorlar. Yani bu artık kültürün daha öncesinde bağlı. Yani bizde bu biraz çok geç olan bir şey. Bir de dediğim gibi yani zamanında devletlerimiz, hükümetler bu işlere çok fazla eğilmediler. Her zaman benim mesela senfonide çalıştığım yıllarda Milli Eğitim Kültür Bakanlığı'ydı. Hep böyle ikinci sınıf yani öyle pek fazla eğitim daha öncelikliydi her zaman için. Evet. Bu biraz da bakana bağlıydı. Bir dönem gelen bir yani isim vermek istemiyorum şu bakan kötü bu iyiydi diye. Mesela bir dönem gelen bir bakanımız gerçekten çok ilgilendiydi. Bizimle toplantılar yapıyordu. Ben sizden bunu istiyorum derdi. Siz benden ne istiyordunuz? Elinden gelen yapmaya çalışıyordu ama onda maalesef hükümet olarak ömrü çok kısa sürdü. O yasayı onun döneminde başarabilirdim ama işte maalesef çok bu siyasi görevlerdeki insanların bakış açısı da geleceğini etkiliyor herhalde. Öyle muhakkak. Herhalde. Onların elinde bildiğiniz gibi her şey. Evet, konuşulacak belki daha çok şey muhakkak var ama yayın süremiz bu kadarına izin veriyor. Biz yeniden teşekkür ediyoruz ve müzikle, sanatla dolu nice yıllar diliyoruz. Çok size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasınız, ben teşekkür ederim.